Ben avukat Mervan Günçetin. Kayseri Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık faaliyeti yürütüyorum. Bugün sizlere dolandırıcılık suçunu izah etmek üzere bir araya geldik. Dolandırıcılık suçu iki ana başlıktan oluşmaktadır. Biri basit dolandırıcılık, diğeri ise nitelikli dolandırıcılıktır. Dolandırıcılık suçu bir kimseyi olmayan bir şeyin varlığına ikna edip kendisinden maddi menfaat elde etmek. Hileli ve aldatıcı davranışlarla bir kişiden para ve sair maddi menfaatler sağlamak suretiyle e, edilen bir suçtur. Oltalama tipi yani phishing e, tarzı... ...dolandırıcılık olarak bildiğimiz... bilişim e, kanallarının... ...kullanılması suretiyle dolandırıcılık... ...çok sık denk geldiğimiz bir mecradır. E, bizim ekseriyetle... ...vatandaşlardan duyduğumuz... ...yakınmalarda e, gelen SMS'lere... ...tıklandığında banka hesaplarına... ...bir şifrenin gittiği ve banka hesabından... ...kendi rızası ve bilgisi dışında... ...para çıktığı hususudur. Böyle bir durumda... E, ...önerebileceğimiz en önemli şey... ...banka hesabınızı... E, banka müşteri temsilcinizi arayıp hesaplarınızda şüpheli bir işlem olduğunu bildirip ardından e, banka hesaplarınızı e, kapattırmak yahut e, müşteri temsilcisini bu yönde bilgilendirerek işlemin size ait olmadığını izah etmektir. İkinci yöntem, ikinci tavsiyem ise... Bu tarz bir suça maruz kalan e, vatandaşlarımıza bizim verebileceğimiz en güzel tavsiye bir hukukçu olarak e, Cumhuriyet Başsavcılıklarına yani bulundukları il ilçelerde bağlı bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek bir suç duyurusunda bulunmalarıdır. Çünkü e, bu bir bireysel suç değildir, toplumsal bir suçtur. Bugün mağdur olan bir vatandaşımızın yarın başka birinin mağdur olmayacağı yönünde herhangi bir garantisi yoktur. E, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduktan sonra gerekli tahkikat yapılacak ve e, suçun faili olan şahıslar elbette e, yakalanacaklardır. Peki bu suçun cezası nedir? E bu suç e, Türk Ceza Kanunumuz gereğince alt sınırı 3 yıldan başlamak üzere 3 yılıyla 10 yıl arasında Hapis cezası ve adli para cezası öngörülmek suretiyle cezalandırılmaktadır. Adli para cezası ise mağdur olunan suçun iki katından aşağı olamaz. Bu nedenle e, vatandaşlarımız hiç çekinmeden, korkmadan haklarını arasınlar ve e, dolandırıcılık suçunun günümüzde yaygınlaşan bilişsel suretiyle karşılaşmamak adına e, mücadelelerine devam etsinler diyoruz. Teşekkür ediyorum.